Evet arkadaşlar, şu anda İstanbul'a geldim, Kalataş'ta videoyu başlattım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şöyle Boğaz manzarasından sizlere selamlıyorum. Emine işte başlayacağız birazdan. Yani az bir vakit kaldı, o yüzden şöyle bir başlangıç videosu için burayı güzel buldum, o yüzden biraz şöyle etrafı görün istedim. Yani şu anlık bekliyorum ama birazdan komiteleri falan gördüm, oraya dağılacağız. Yani öyle cami falan arkamda kalıyor. Hava İstanbul'da bayağı güneşliymiş bu arada. Ben bu kadar şey tahmin etmiyorum, sıcak. Ama güzel ya, yine de gerçekten hava iyi. Boğaz'da maşallah var ya. Hani müsilaj falan diyorlardı, eser kalmamış. Birkaç tane deniz anası var sadece. Bakalım ya, bugün geldik öyle. Zaten her tarafı elimden geldiği kadar sizlere göstereceğim. Şimdilik böyle bekliyorum. Arkadaşlar okulu da biraz göstereyim şöyle. Güzel sloganlar var herhalde mezunlardan falan. Hani bayağı bu şekilde okulun cephesi falan. Yani ben de ilk benim için, o yüzden heyecanlıyım açıkçası. Yani şöyle okulun ön cephesini. Şu karşıdaki bina revir arkadaşlar. Bu tarafta okulun ana binası böyle. Öyle bir görün istedim. Evet arkadaşlar, Kalataş Mutlu'ya geldik. Şu anda toplanmış bulunmaktayız ve ilk komite toplantısına geçirdik. Şu anda biraz gruplaşmalar falan oldu. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Yani ben Doğan Bey oldum. Şu anda biraz kalabalık, o yüzden ses karışık olabilir. Daha detaylı bilgi, daha sakin geri geçip gelebilirim zaten. Şimdi biraz da ses görelim. Ayrıca prens falan da var zaten. Selam da aldık. Burada Maastricht Summit falan var. Burada insanlar toplanmış. Burada spekbol falan var. Sizi benim komiteye götüreyim. Şöyle onun salonu doğru giderken solda. Burada Kalataş'ın bazı şeyleri var, hatıraları falan. Şöyle kafi bir reis verelim. Videoya selam gönder. Sen de. Evet, selamımızı aldığımızda bir daha edelim. Şurada kafi birikler var. Genelde masaların üzerinde oluyor ama. Şurada içecek falan alıyoruz. Tekrardan döndüm aynı yere ama. Şurada. Kapı kırıklar da şuradan alıyor. Öyle onu da gösterdim. Daha detaylı açıklayacağım. Evet arkadaşlar, şu anda size biraz daha yanıtı vereceğim. Şu an gördüğünüz yer benim komite, içine gideceğim birazdan. International Labor Organization benim komitem. Ve orada Ruanda'yı temsil ediyorum delegesi olarak. Hani burada çeşitli komiteler var. Onlardan bir tanesi International Labor Organization. Bizde ülkeler var yani. Bazı komitelerde kişiler oluyor. Buradaki komitede ülke temsil ediyorsunuz falan. İşte hani orada bazı sorunları ele alarak tartışıyoruz falan. Resolution yazıyoruz ve onlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. İşte burada onları yaptığımız sınıfı göstereyim. Ondan sonra da biraz eğlenceye doğru geçelim. Şöyle tanıtayım. O su video selam söyle. Şurada arkadaşlar şöyle komitemiz burada. Şurası benim yerim, hatta şöyle göstereyim. Şurada işte oturuyorum falan. Şurada çeyir oturuyor işte, orada burayı yönetiyor falan. Şuraya çeşitli dedikodu falan atıyoruz. Böyle isimsiz şu kutuda. Burada çeyirin işte masaya vurduğu alet falan filan. Böyle içerisi. Gele gel böyle bu şekilde oturuyor falan filan. Şimdi dışarı çıkacağım. Orayı da göstereceğim. Abi cidden çok güzel bir ortam. Abi. Şurada bazı kupalar falan filan var. Eski tarihi şeyler falan. İçeride biraz görün şurada.
Kabataş'ın flaması var. Eski. Şurada da Mehtemiz Sultan flaması. Osmanlı'dan kalma vesaire. Burası müdürün odası falan. Karşıda uyuyorlar falan var. Advisor room. Burada Kabataş Ergenekçisi müdürleri falan resimleri koymuşlar. Öyle şeyler var. Şu aşağıda da yine ödüller falan var. Sınıflar var birkaç tane. Ama biz aşağı ineceğiz. Biraz eğlenceye gidelim. Müziğe gidelim. Şurada. Şöyle. Tamam, biraz dışarı görün ya. Hani aşağıda dart yarışı vardı, katılamadım. Başka işim vardı o yüzden. Şimdi oraya gidiyoruz. Gidiyor, selam gönder. Evet, devam. Şuradan şöyle geçtik mi Boğaz'a geleceğiz. Aralıkları da görün arkadaşlar aynı zamanda. Değişik İstanbul dar sokakları gibi. Geldik şu anda. Burada toplanıyoruz falan. Çeşitli şeyler var. Şöyle. İnsanlar işte burada bir şeyler yiyor falan. Şuradan Özgür Üniversitesi'ne bir reklam falan yapıyorlar. Şurada şuradan. Boğaz burada zaten. Müzik falan acayip. Neyse ben konuşmuyorum, biraz izleyin ya. Seninle ben tatlı ortasından yapışır bambayaz kefen. Aldım vardı bak gören, bizi dinlerken oldu bak ölen. Yapıyoruz dumanlar sönen. Dümenler dönen, bize de yok hiçbir şey de tren. Dumanlar hep tutar tutar. Aldım anamdan helal. Şimdi personel. Yapmadım sonra final. Bir sosu gözümden dönem. Zengin olmak zorunda. Doğru giyiyorum ama rodanı. Paralarca dümdür gibi. Tavuz bacakta baktım kalı. Çıkmıştım da güzel kadın. Olay kadar sıktım dinledim. Şimdi ise arkama bakamam canım. Hayatta büyüttüm buz gibi kan. Baba Azer baba seni dardayı. O taraf falan çekilenler var. O tarafa çok geçmeyeceğim ya. Demir bok olmaz diye mi öğretmen hemen. Maaşını kazanıyorum 3-5 günde. Kolay değil dostum olmak yerimde. Stüdyodaydım sabah köründe. Biraz müzikten uzaklaşalım da. Sessiz bir yere geçelim. Şurada Boğaz'ı falan görebilirsiniz. Köprü falan. Hani bugün böyle arkadaşlar, ikinci gün biraz daha hareketli, bugün o kadar hareket yoktu ama akşam da bir galadinir falan olacak, maskeli bal olacak. Onları da işte elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Yani ortam güzel bayağı. Yani ben beğendim. Güzel bir organizasyon olmuş. Güne göre bugün daha hareketli falan, müzik falan var. Yani bir de bugün hani toplantılar çok 2 saat falan, yani gerçekten fazla. Ve aralıklar da o yüzden hani kapabilikler daha fazla oluyor ve hani insanlar daha çok eğleniyor falan. Yani aşırı güzel bugün güne göre. Öyle diyeyim. Hani tekrardan binayı da göstereyim size ya. Şöyle. Şimdilik böyle. Galatasaray'da görüşürüz. Merhaba. Kabataş Emen'deyiz. İstanbul'dan. Bodrum muydu? Bodrum. Bodrum'a selam gönderiyorum. Selamı aldık arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Siz zaten karar verirsiniz ya. Yani bayağı hareketli şu anda. Galatasaray'da zaten görüşeceğiz ama yine de daha bir çekeyim dedim. Bir de Boğaz'ı çok göstermedim ya. Orayı da göstereyim şöyle. Bizim değişimine bakar mısınız ya? Çakal çalıyordu az önce, şimdi nereye geldiniz? Yani aşırı derecede farklı. Neyse, şimdi komisyeye toplanmamız lazım. Size görüşürüz diyelim akşama kadar. Sen de görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, bunu kimse yapmadı ama ben yapıyorum ve içeriden video çekiyorum. Acayip. Şurada çayırlar falan var. Şu anda biraz serbest gibiyiz ama etrafı göstereyim. Bu şekil toplantı ya. Böyle. Bakalım akşam Galadiner'e kadar bir
toplantım daha var. Evet arkadaşlar, Gala Dinner'a geldik şu anda. Gala Dinner'dayız. Şöyle görüyorsunuz bizim komiteyi. Şurada bizim chair var. Burada diğer komiteden Singapur falan el sallıyor. Böyle. Anlat anlat. Çok uğraş. Şey başka mı yazdın? Yo ya. Abi küçük çaplı şu an tartışma. Çok ayıp. Çok ayıp. Tabii. Ben yanımda adımı yazdım. Tabii. Benim üstün yardımlarımla yazabildim falan. Şimdi... Bir de lütfen. İkinci main submitter'ımız India. Tamam. Orayı, onu da unutmayalım, ekleyelim. Biri first timer'ım ama resolution yazsın. Nasıl introduce nasıl edeceğim bilmiyorum. Hocam vlog çekiyorum, sizi de alıyorum o zaman. İntroduce. Tamam hocam. Evet. Çok tatlı bir ortam gerçekten. Aynen. Morokko'dan da. Geçen tuvalete girmiştim, tamam mı? Morokko diye bağırdılar bana. Niye? Ve tuvalet erkeklerle birleşik. Günaydınlar efendim. Harbi misin? O tatlı kerçeği çocuk kızlarının çocuk. Evet. Değişik şeyler duyuyorum. Tehlikeli bir ortam. Sen de anlat Kenya. Başkanı ne söyleyebilirsin? Ya Kenny zaten güçsüz kardeşim, ne çekiyorsun ya? Çekme kardeşim, beğenmezler bizi. Tamam. Kenya'dan da. Kenya'yı da aldık. Bütün komite yürüdü. Şeyden Burkina Faso'dan sonra her seçimde bir kişiyi seçiyor. Bence biri beni trollüyor. Bence Burkina Faso vardı. Evet, kritiği yapıyoruz şu an. Kalede kaleci var diye gol demeyi açacağız. Yazacağım. Olayı bitiriyorum. Kim için? Evet. Etrafta biraz göstereyim ya. Diğer masalar da şu şekil. Ben buna vakit değilim. Böyle. Ha, biz de presiye selam ver. Hey, selam yollasana bir daha. Sen presiye ya. Bilo selam yolla ya. Ne? Selam yolla Bilo. YouTube'dan al için. Tamam, sonra açıklarım, tamam. Değişik oldu, neyse. Abi böyle insanlar böyle toplandı işte. Maskeli şey var. Annenin Spider-Man maskesi var, gösteririm. Etraf yine güzel ya. Akşam şurada keyif şapkası takan elemanlar falan var. Burada çeşitli masalar var. Görüyor musun? Abi Gala Dinner bayağı güzel olacağı benziyor ama bakalım. Kopacağız inşallah. Müzik birazdan başlıyor. Yemeği falan dağıtacaklar zaten. Böyle gidiyor burası arkadaşlar ya. Öyle. Şurada bir kart oynamıştık. Onlar duruyor hala. Şimdi ben masaya geri çıkıyorum. Birazdan yemekler dağıtılacak. Sonra zaten yine devam. Arkadaşlar vlog böyle devam edeceğim. Biraz ses olacak ama acayip bir parti. Güzel, bir daha selam yollar mısın? Dinliyorum bir daha selam yollar mısın? Fotoğraf çekiyorum, geleceğim. Sen tutamamışsan, hayal
arkadaşlar. Yalan markiler. Çok sevdiğini aldım ben de. Maske olarak Spider-Man maskesi takmıştım. Onu da göstereyim dedim. Böyle Gala Dinner. Yarın üçüncü gün. Üçüncü günde tekrar görüşürüz. Bugünkü Gala Dinner'ımız bu kadardı. Ben devam edeceğim. Yarın da tekrar çekime devam. Manzara da bayağı iyi ya. Aydın yer içelim. Evet arkadaşlar, üçüncü gündeyim. Şu an lunch break var. Biraz karnımızı falan doyurduk. Yani şu anda müzik falan çalıyor. Biraz göstereceğim işte arkadaşları falan. Hava yine iyi ya. İstanbul güzel. Bugün biraz kavga falan oldu. Onu daha sonra anlatacağım. Çünkü şu an onu anlatmak istemiyorum. Daha fazla etrafı göstereceğim. O yüzden şimdilik o kalsın. Onu daha sonra anlatacağım. Ne oldu falan. Komitede bazı şeyler oldu. Emre'nin için daha fazla ayrıntılı o zaman bilgi veririm size zaten. Şimdi biraz etrafı gezelim ya. Selam, selamlar. Hey YouTube. Merhaba. Evet abi, komitedeki arkadaşlarla video selam yolluyor. Hem yöne gelin. Şurada kabin var. Orada fotoğraf falan çekiyorlar. Şöyle göstereyim abi. Millet buraya geliyor abi. Yukarıdan bilet alıp. Ondan sonra şöyle şu şekil fotoğraf falan çıkarıyorlar içeride. Kabin var. Böyle. Aa, ben biraz daha bu tarafı göstereceğim. Birazdan dart tournament var. Oraya da adımı yazdım. Şöyle en başta göstereyim. Şöyle şu şekil. Etrafta da işte insanlar falan var hala. Yengem. Buraya da geldim ya. Ben yemekleri de biraz göstereyim ya. Sonra falan var. Starbucks'a 100 TL hediye çekiyor ödül ve dart turnuvamız başlıyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Tekrardan yine villaya devam edeceğiz. Bay bay. Ya evet arkadaşlar, şey dart yarışı bitti. Sıra çıkamadım maalesef, o yüzden villalık Starbucks'ın içini kaçırdım. Ama yani zevkliydi ya. Bir daha olsa bir daha katılırdım. Abi kızın biri baraj attı ve az kalsın şu üstün başım mahvoldu şöyle. Yakından göstereyim. Neyse ki son anda manevrayla hafif kurtuldum yani. Çok bir şey olmadı. Cidden yani burada otelde kalıyoruz, bir de onun için uğraşacak vakti yok. Ama bayağı şey keyifli dam falan ya. Şu an baksanıza zaten ortalık biraz canlandı ya. Atlar bot ben görmemiştim geldiğimden beri ve bayağı meribot falan, şiletler falan var. Karbonhidrat yemek yiyeleri falan var. Şurada da Trabzon bayrağı var hala. Rambuk kesti 4 kere ama 5. defa astılar. Yani o da ayrı direniş yapıyor orada tek başına. Tek başına değil gerçi ama yani Rambuk'a karşı direniyor orada, neyse. Burada yük gemisi falan var. Orada boğaz trafiği biraz yoğunlaştı mı ya? İnsanlar bayağı geziyor artık ya, hafta sonu olduğu için. Burası da bu şekilde ya. Dün de şey vardı işte, Gala Dinner'da bu da yapmışlardı. Ama hani yemekler genel olarak güzeldi ama ana yemekleri pek beğenmedim, o yüzden bilmiyorum yani. Ana yemekler bence daha iyi olabilirdi. Midemi bozdular biraz. Onun dışında verdikleri kafe birikler falan 10 numara olmuş gerçekten. Müzik organizasyonunda ilk gün biraz kötüydü. Dün biraz daha iyileşti ya. Dün daha iyi tabii. Yani öyle yani, şu an akşam yine Boat Trip var.
Yani tek de yaz artık ne gelecek ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Herhalde bir pizza falan verecekler mi öyle bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani bu at silipte görüşeceğiz. Şu anlık üçüncü gün bu şekilde devam ediyoruz. Hadi. İnsanlar tabii eğleniyor. Yani ben şu an video çekiyorum o yüzden, yoksa bakmayın. Öyle. Bu at tripte görüşürüz. Arkadaşlar, tekne geldi. Şimdi oraya geçiyorum. Orada zaten yine göstereceğim. Böyle millet toplandı falan. Geçiyoruz böyle bizim komitedekilerle. Bakalım ya, çılgın bir parti bizi bekliyor gibi duruyor. Güzel bayağı duruyor ama. Abi efsane dansa kaldırı şekli. Oyna abi. Abi millet çıldırıyor yani. Arkadaşlar şu an parti hareketlendi, o yüzden devam edelim, devam. Yine devam, her zaman devam. Biz her zaman yolumuzdayız arkadaşlar, her zaman. Devam. Yukarıda gel arkadaşlar. Yukarıda daha sonra otele geri döndüm ve bayağı yoruldum açıkçası ve sesim biraz kısık, kusura bakmayın. Yani biraz emrini daha açmak istedim çünkü tam olarak bilgi verdiğimi düşünmüyorum. Yani tamam vlog ama yine de ben bilgi vermeden edemiyorum. Biraz bilgilendirmek istiyorum sizi. Evvel öncelikle hani Birleşmiş Milletler'in bir model konferansı şeklinde, yani liselerde özellikle yaygın. Kabataş'taki de tabii bunlardan özellikle en iyi ve prestijli görülen envanlere bir tanesidir. Burada işte komitelere ayrılıyoruz. Bizim komitemiz International Labor Organization, yani çocuk işçilikleri hakkında. Orada gündem maddeleri tartışıyoruz ve çözüme yönelik
fikirlerde bulunuyoruz. Tabii bunları da resolution dediğimiz şeyleri yaparak birleşmiş milletleri yolluyoruz. Tabii oylama yapıyoruz geçip geçmemesi için. Ardından çözümleri birleşmiş milletleri yolluyoruz. Burası resmi kısmı. Yani bir de işin eğlence boyutu var. Bunu zaten altı çok size gösterdim. Kafe birlikler olsun, işte boat trip olsun, gala dinner olsun. Yani eğlence boyutu da çok fazla. Yani bu tarz etkinlikler gerçekten evenlere zaten geleneksel ama çok yani güzel bir hava katıyor yani resmi havasından yana. Bir de böyle bir şey olması evenleri zaten daha güzel kılıyor. Yani şimdi öyle otele geldim dediğim gibi. Yorgunuz. Yani bu tripte biraz fazla enerjimi atmış olabilirim ama güzeldi yine de. Sesimin kısılmasına değdi yani. O kavga mevzusuna da gelirsek hani bahsettiğim hani biraz ortalık kızışsın tartışalım diye bir geçen komitede bir öyle bir şey çıktı. Ben biraz laf salladım açıkçası. Zambiya delegesine falan. Zambiya delegesine de buradan selam yollarım. Eğer video izliyorsa bayağı emek verdi sağ olsun komitede de. Resolution'ları yazarken. Teşekkür ediyorum tekrar buradan. Neyse. Öyle yani böyle bir kavga tartışma oldu. Güzeldi, eğlenceliydi. Ben daha çok Facebook ve Apple'la alakalı olarak konuştum Amerika'ya da katabilmek için ama pek başarılı olduğumu bilmiyorum Amerika'ya katma konusunda. Öyleydi kavga konusu da. Şimdi valizi toplayacağım. Yarın bir kahvaltı edeceğim kuzenimle falan. Erken kalkmam lazım. İşte valizi falan toplayacağım. Yarın bir check-out var, çıkış yapacağız. Zaten yarın son gün, yine yarın devam edeceğiz Lula. Ondan sonra ben zaten Bodrum'a gideceğim yine. Köylü gel diyor, öyle işte. Şimdi bu kadar anlattım. Yarın son günde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi son gündeyiz, sabaha kalktım. Kuzenim Kadir abi yanında kahve içiyorum Boğaz'da böyle. Evet abi, videoyu selam yolla sen de. Merhabalar arkadaşlar, selamlar olsun. Benim güzelim vermiş Bodrum'dan. Ben onu alayım dedim, takılalım, yedim içeri. Şimdi Boğaz'dayız. Kahve keyfi yapalım kuzenle. Herkese buradan selam olsun. Evet arkadaşlar, selamı da aldık. Yani bugün son gün, bugün biraz da komitenin içerisinden işte video çekermeye falan çalışacağım yani. Açıkçası normalde hani hiç rastlanmadım ben böyle komiteden videolara. O yüzden hani biraz çektim ama bu sefer hani biraz daha kendimi çekebilirsem güzel olacak. Bugün konuşma yaparsak muhtemelen yaparım. Bugün bir rezo var. Hani o yüzden çıkara yani herhalde komiteden. Bir de zaten bugün son gün, o yüzden daha fazla şeylere hani muhabbetleri çekmem gerekiyor. Söyleyeceğim şeylere bakalım. İzin verir herhalde. Ondan sonra yine yayınlarız onu da. Bugün akşam evet gidiyorum artık İstanbul'dan. Bugün, İstanbul'a veda. Aynen bitiyor artık. Nasıl geçti? Arkadaşlara bir şeyler söylesene. Yani nasıl geçti? Konferans yani konferans hakkında zaten dün hani biraz açıkladım ama bugün bir daha söyleyeyim. Hani zaten değil mi? Resmi bir ortam ama o eğlencesi de çok ayrı bir şey. Yani geleneksel. O yüzden hani ben böyle takımla falan geldim ama hani çok da takımla gelmeye de gerek yokmuş. Yani daha da teşekkür ediyorsun kardeşim. Evet, eyvallah abi. İşte eğlenecek bir yer. Ha, mutlaka şansınız olursa katılın derim. Gerçekten hani bayağı güzel ortam. Konferans konusu hakkında bir şeyler söylemem. Konferans konusunda şöyle söyleyeyim. Ben ülke delegesiyim. Yani ben Ruanda'nın delegesiyim. Ruanda delegesi olarak da işte diğer ülkelerle beraber gündem maddeleri var komitede. Onları işte oyluyoruz. İşte onlara çözüm sunuyoruz. Ondan sonra da işte onları kabul edersek Birleşmiş Milletleri yolluyoruz. Olayımız bu. Bunlar resmi kısmı. İşte eğlence kısmında da zaten biliyorsunuz yani bol bol çektik. Öyle arkadaşlar, son günüm işte kahvemizi içiyoruz bakalım. Ondan sonra şimdi kalkacağım, gideceğim, bir komitem daha var bugün. Bir rezon var işte, onu dedim. Ondan üstümüze gelebilirler. O yüzden kaçırmamam lazım. Gideceğiz yine toplantıya. Öyle bu şekil. Zaten yine orada görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın orada. Devam. Selam olsun. Bay bay. Evet arkadaşlar, bugünkü ilk session bitti. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlarla bir karnımızı doyurmaya. Cidden Kabataş'ın her şeyi çok güzel olmuş. Yemekleri kusura bakmasınlar yani, cidden hiç beğenmedim. O yüzden karnımızı doyurmaya bir dışarı çıkıyoruz. Şimdi lunch break var. Sonra ikinci sezonu yapacağız ve bu MMA macerasının sonuna geleceğiz.
Şu anda işte öyle çıkıyorum. Rezoluşumuz geçti. 9'a 8 olsa harika bir şekilde rezoluşumuzu geçirdik. O yüzden mutluyum. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Son kez bir dışarıdan yine vlog çekeriz zaten. Şimdilik öyle yemek yemeye gidiyoruz. Hadi. Neler? Benim selam yapayım ya. Evet abi. Şu anda yemek yemeye geldik. Öyle mekandayız. Ahmet burada Gana'nın şeyi, delegesi. Bir de Erdem şu an burada. Tolga da gitti. Yani böyle bir mekana geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz ya. İnşallah güzeldir. Ben bir İskender söyledim. Allah bakacağız inşallah. Güzeldir tadı falan. Bursa'daki ben birini de yedik tabii de burada yemedim bilmiyorum. Abi gerçekten Kabataş'ı yetkinleri sesliyorum. Şu ana yemekleri düz gelsinler. Samimi söylüyorum. Her şey 10 numara ama Kabataş yemeklerini kimse beğenmedi bence. O yüzden onu bir daha söyleyeyim. Son söyleyeyim zaten. Herhalde şu an saat kaç neyse. Bir şey daha var, sicim daha var. Orada artık belgelerimizi falan verecekler. Onu bekliyoruz. Buradan yemek yiyip hemen oraya gitmemiz lazım hızlıca. Öyle işte. Şimdi Boğaz'ı falan izliyoruz, yemek yiyoruz. Zaten o belgeyi falan da gösteririm son sicimde. Yani resolution geçtiği için cidden hala mutluyum. Oraya bayağı bir katkıda bulunmuştuk Erdem'cimle. Erdem sen de söyle abi. Sence Sizin'den niye bu kadar zor geçti Resolution? Yani insan hakları olduğu için çok tartışılacak bir konu yoktu üzerine. Yani sonuçta insan hakkını herkes korumaya çalıştığı için yani saldırabileceğiniz çok yanı yok. Yani. Evet, o son Resolution Suudi Arabistan'daki özellikle vurgu yapılmasını istiyordu. O yüzden biraz değişik bir konuydu. Bir de Suudi Arabistan delegesi de komitede de yok. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Ama şeyde... Abi senin görüşün de alalım, evet. Oylamalarda hepsi geçti ya rezoların. Ben bir tanesinin fail olmasını bekliyordum. Ya ben işte bizim rezoda korktum. Onunla da evet. Çoğunluk Allah şükür. Bu arada jüri... Hindistan'a falan gittim bir tane. Mesela sonra arada falan gittim. Bizim Kenya'yı falan sabiye dedim. Jüri clear majority dedi de yani orada pek bir clearlık yoktu bence. Bence de abi orada clearlık pek yoktu. Ergenistler de çok ya, fazla. Ya India yani. Beni korkuttu ya. India... Olmadı 9'a 8 geçti resmen. Oğlum India şey zaten Kosan bitirdi. Evet Kosan bitirdi ama yoktu. Bu arada oylama da yoktu. Ben dedim ki abi bu geçmeyecek galiba. Sonra 9'a 8 geçirdik neyse ki. Evet ya 9'a 8. Abi öyle. Neyse arkadaşlar şimdi yemek gelecek o yüzden kapıyorum. Sonra katılım belgeleri vesaire dağıtırken yine açarız zaten. Bakalım hadi. Tolga gönder abi. Arkadaşlar toplu video çekeceğiz şimdi. Bayramda böyle toplu... Foto, toplu fotoya şimdi geldik. Hadi bakalım. Buraya geçeceğim. Böyle içeride insan toplanmış görüyorsunuz. Böyle ya, bunun da sonuna geldik. Belgemi sonra gösteririm. Şimdi ben de değil hocaya verdim o yüzden. Yani. Bir vlog da sonuna geldik. Yani evren böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ciao. Evet arkadaşlar şunu göstermeden videoyu bitirmek istemedim. Bir katılım belgesi aldık hem önüne katıldığımız için. Görüyorsunuz işte this certificate has been issued to verify to participate of Sabiha Mektaş falan. İşte altında imzalar falan var. Ama asıl ilginç olan şu gördüğünüz coin'e benzeyen şey paste on yazıyor. Yani başkasına ver falan yazmış. Burada you have kindness in you yani içinde nezaket var. mckindnessfoundation.com. Biraz araştırdım ve hani Kanada'da bir bağış sesi gibi bir şey olduğunu gördüm. İlk önce çok anlamadım. Nasıl olduğunu anlatayım. Hani vlog esnasında zaten izlediğinizde görmüşsünüz. İşte bir mekanda oturuyorduk. Ahmetler, Erdemler falan vardı. Ghana işte. Ondan sonra Kenya delegesi. O esnada video çekiyorduk işte vlog. Ve kalktık giderken bir adam geldi ve elimize bunu verdi. İlk önce hani sordum hani tanımadığımız yabancı bir adam ne falan filan. It's just a gift falan yaptı. Sonra araştırdık işte biraz sitesinde yani ben araştırdığımda bağış sitesi olduğunu falan gördüm Kanada'da. Yani bilmiyorum çok ayrıntılı bilgim yok daha fazlası için siz de araştırabilirsiniz. Paston yazdığı için de burada paylaşma gereği duydum. Böylece daha fazla insana ulaşabileceğini düşünüyorum. Hani güzel bir misyonları var gibi geldi. Siz de yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar görüşlerinizi falan. Öyle bunu da ek olarak paylaşmak istedim. Adam da meğerse oranın yönetim kurulunun herhalde başkanı arasında birisiymiş sonradan gördüm.
Yani öyle denk geldi. Bunu da paylaşmak istedim. Sonuçta herkesin içinde nezaket vardır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.